Evet arkadaşlar merhaba. 12 Şubat 2022 Cumartesi günü akşam yarışlarında İstanbul'da Veli Efendi Hipodromu'ndayız. Evet 7 koşulu bir program var arkadaşlar. Çok cazip bir program var. Gerçekten çok güzel. Birbirine yakın güçte çok fazla at var. Çok sıkı bir çalışma oldu. Evet yani biliyorsunuz bizim bu yorumları yapıp yayınlama saatlerimiz 15.45 ve 16 yani 3.45'te ve öğleden sonra 4'te. Yani yorumları ilk yapan biziz ve tabii ki diğer birçok yorum yapan arkadaşımız da bizleri takip ediyor. Bir ön fikir ediniyor bizim çalışmamızdan. Çünkü bizim ekibimizin çalışması arkadaşlar sırf tecrübe. Ama dediğim gibi yani olan bazı olaylardan da nasip alıyoruz. O yüzden tabii ki bu işler biraz da şansa bağlı. Evet, görüşlerimize geçiyoruz. Gördüğünüz gibi daha diğer yabancılar bile, bakın tabloda yabancılar yok ama biz görüşlerimizi ne kadar erken yayınlarsak o kadar iyi diyoruz ve yayınlıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi birinci koşu ile beraber 18.30'da Yedili Plase ayağı başlıyor. İstanbul'da şartlı 5. 4 ve yukarı aşağı İngilizler 2100 metre sentetik kum, tüm koşular sentetikte. İstanbul'da bir normal bir sentetik kum var, gayet güzel. Evet, burada çok zor bir Yedili Plase ayağına başlıyoruz. 4 numaralı Shine On Me normal şartlar altında ilk 2'de görmek lazım. Yani baktığınız zaman Shine On Me çok kuvvetli bir safkan. Burada mesafenin uzaması bize göre onun lehine. Burada Yedili Plase için belki de tek de atabilirsiniz ama 6 numaralı Light Queen Gökhan Kocakaya ile 3 numaralı Beyond Expectation Mehmet Kaya ile ve 1 numaralı Ezer Geçer Hışman Çizik ile burada tabii ki ses getirebilir. Bu 4 tane safkanın ilk 2'ye girme ihtimali var. Belki de Yedili Plase 2'ye katlanabilir. Bunlardan ikili olabilir yani. 4, 6, 3 ve 1 numaralı safkanları biz çok ön planda görüyoruz. İkinci koşuyla beraber altılı gayan başlıyor arkadaşlar. Evet dediğim gibi çok zor bir cazip diyelim bir yarış günü. Zor olan hiçbir şey yok. Kolay ve zor olarak ayırmamak lazım. Sonuçta belirli bir aşamaya gelmiş bir kişi, bir yarış sever diyeyim için hiçbir yarış zor olmamalı arkadaşlar. Kolay da olamaz ama evet cazip olur. Ya buradaki cazibiyetinin de sebebini analiz etmek gerekiyor. Bu konuda da bizler kafa patlatıyoruz ve bu 13 tane safkan içerisinde öncelikle bir 5 at vereceğiz şimdi. Çok zor bir ayak arkadaşlar ile başlıyoruz. Bu 5 ve yukarı Araplar burada. Evet, burada 4 numaralı Singapur Kaancan Gökçe'yle inatçı karakteriyle arkadaşlar bu bir Singapur artık biz ilk verdiğimiz zaman bir 38 bin liralık bir zannedersem altılı bir arkadaşımız kazanmıştı. Sadece bahsettik onu. Hani ekstra at bahsediyoruz ya yazmış. İlk biz bu atı takip ettiğimiz zaman biliyorduk geleceğini ama ne zaman geleceği belli değildi. Ama şu anda marka oldu. Hele hele böyle mesafe şu anda uzun değil ama o yüzden de zaten 50-50 kaldık. İlk atımız Singapur 10 numara Kızıl Vazo Nevzat Avcı'yla. Çoktan beri koşuyor arkadaşlar. Şimdi üzerine böyle Nevzat Avcı gelmiş. Normalde İstanbul'a pek gelmiyor Nevzat Avcı. Bu safkanın üzerine binmeyen kalmadı. Yani bakalım bu sefer Nevzat Avcı ne yapacak? 50,5 kiloyla bomboş koşuyor. Bilemiyoruz. Eğer yolunu bulursa 10 günlük bir ara verdi. Kazanma ihtimali var. Yazdık hatta tek bile verdiğimiz oldu bunu. 9 numaralı Farinelli Adem Aslan'la. Evet, burada şansı bir şekilde var ve 13 numaralı Şehzade diyoruz arkadaşlar. Aprendiz Selçuk Akbulat'la ve 11 numaralı Atçı Yılmaz Onur Yıldız'la. Şimdi burası 4, 10, 9, 13 ve 11 olarak bizim ilk 5 atımız. Şimdi artı arkadaşlar artı yeri olanlar yani başka hangi atlar yazıldı? Şimdi Muzo Baba çıktı biliyorsunuz 2 numara Mehmet Kaya ile. 7 numaralı Laz Oğlum Metin Amedi ile. 3 numaralı İşini Bilir Mertcan Akın'la ve 6 numaralı Kara Gülbey'i Görkem Özçelik'le de burada yeri olanlar için bu atların içerisinden cımbızla çekebilirsiniz. Yani 2, 7, 3 ve 6 numaralı safkanlarında burada gelirleri
Bu bizim söylediğimiz 4, 19, 13 ve 11 numaralı safkanlardan sonra var. Yani toparlarsak 4, 10, 9, 13, 11 ön planda diyoruz. Arkada da 2, 7, 3 ve 6 numaralı safkanlarında yer olanlar için değerlendirmeye alınabilme ihtimali var. Evet, şimdi 3. koşuya geçtik bu zor koşudan. Şimdi ilk iki zaten ayak en altılı ganyanı burada para yapıp yapmayacağını tayin edecek. O ayaklar bunlar. İki tane ayak. Yani burada bir 15 ganyan gelirse farklı. Bir altılıyla gideceğiz. Burada 4-5 ganyan gelirse farklı. Şimdi şartlı 3 bir koşudayız şu an. Dişi 4 ve yukarı Araplar. 1400 metre çıkacaklar bu ikinci ayakta. 14 tane safkan burada start oluyor. Evet, burada da şöyle yapacağız. 4 artı 3 diyoruz buraya. Küçük kuponlarda 4 tane atımız var. 4 numaralı Subike. Görkem Özçelikli arkadaşlar burada ilk atımız. Evet, 1 numaralı Demir Yıldız Ercan Çankaya ile arkadaşlar ikinci atımız. 2 numaralı Malala Mürsel Kayış ile ve 11 numaralı Söğütlü Metin Hamedi ile burada 4 tane safkan. Burası için normalde bu 4 at içerisinden bir tane safkanın geleceğini düşünüyoruz biz. Yani 4, 1, 2 ve 11 numaralı safkanlar bize göre çok ön planda. Burada 3 tane safkan daha ilave edebiliyoruz. Yani bunların dışında geniş yazmak isteyenler. İlk iki ayak zaten dediğimiz gibi altının kaderini belirleyecek. 6 numaralı Delayla, Işman Çizik'le, 8 numaralı Black Grape Adem Aslan'la ve 3 numaralı Sanay Mertcan Akın'la da burada hani sürpriz konum olarak değerlendirilebilir. Hatta yeri olanlar 12 numaralı bu Nevzat Avcı bugün burada bir şeyler yapacak gibi duruyor. 12 numaralı Seriday da burada yazılabilir arkadaşlar. Yani 4, 1, 2, 11 bizim ön planda tavsiyemiz. Arka planda 6, 8, 3 ve 12 numaralı safkanlardan da istiyorsanız cımbızla çekebilirsiniz beğendiğiniz atları. Evet, 4. koşu Handikap 24, 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 2000 metre. Burada 9 tane safkan kozunu paylaşacak. Arkadaşlar burada bankomuz geliyor. Şimdi daha kilosu da azalan ve çalışmalarını beğendiğimiz aynı zamanda bu koşuda bu koşuya hazırlık yaptığını duyduğumuz 3 numaralı şarlatan Vedat Abiş ile bizim bugünkü bankomuz arkadaşlar. 2 tane inatçı atı geçmek zorunda kalacak. Bunlardan bir tanesi Terry Fountain 2 numaralı. Diğeri de Doğa Kanunu arkadaşlar. Ama biz burada kendi yani bütün ekip olarak 2-3 numaralı şarlatanın Vedat Abiş ile bugünkü bu koşu kazanacağını düşünüyoruz. 3 numaralı şarlatan Vedat Abiş ile banko. Evet, 5. koşu Maiden 3 yaşlı İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. Burada 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metredeki bu uzun metraj koşuda. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi bu aya çok at yazmak mı yoksa az atla geçmek mi? Baktığımız zaman öyle o kadar enteresan bir sınır var ki. Şimdi şöyle anlatalım. 7 numaralı Pure Black Gökhan Gökçe ile. Şimdi hep böyle birer ikişer kez koşmuş bir safkanlar. Tam anlaşılır bir size fikir veremiyor. Tabii otomatikman çalışmalarına bakıyorsunuz, ona bakıyorsunuz, buna bakıyorsunuz. Yani baktıkça fikriniz devamlı değişir hale geliyor. Ama burada şöyle bir durum var. Biz 4 tane at çıkarttık burada. 7 numaralı Pure Black bizim burada ilk atımız. Her ne kadar 7.lik yapmış olsa da bütün oklar bize göre burada 7 numaralı Pure Black gösteriyor. 3 numaralı Gökbey Pişman Çizik'le bu safkan ikinci planda. 4 numaralı Kanaga Nevzat Avcı ile ve 8 numaralı Rabıtelli Adem Aslan'la. Yani burası 7, 3, 4 ve 8 arkadaşlar. Şimdi 10 numarayı yazmayacağız biz. Yani dilenler yazar. Yani jockey için burada bu şey aldığını düşünüyoruz. Victoria Gallop yavrusu. 129 gün arası var. Yani hazırlamışlarsa bir tane çentik atarsınız. Biz yazmayacağız. Bizim burada 7 numaradan çok iyi bir koşu bekliyoruz yalnız onu söyleyeyim. Bilhassa 7 numaradan. 7, 3, 4 ve 8 diyoruz buraya. Burada mesela Barış Kurdu falan gelmiş. Bağ bozumları var. Yani bu ayakta çok at yazmak ne derece doğru. Dediğim gibi sizin atınız varsa da kendi atınızı ilave edin. Bizim görüşümüz bu yönde.
Altıncı kuşudayız şimdi. Kısa vadeli altı dişiler, 3 yaşlı İngilizler 1500 metre çıkacaklar. Evet. Burası da 3 tane daha, yani 3 artı 2 öyle diyelim, yani 3 artı 2. Şimdi biz alternatif bankoyu çıkarttık. Türkiye'de bütün yorumcular alternatif bankoyu kullanıyorlar. Şimdi bu 3 artı 2'leri falan çıkarttık. Onları da kullanırlar arkadaşlar. Önemli değil. 8 numaralı Winter Sunshine Nevzat Avcı ile burada ilk atımız. 5 numaralı Miss Beren Gökhan Kocakaya ile. Ve 6 numaralı Pele Endido Adem Aslan'la arkadaşlar. Formda bir safkan bu şu anda. Iris Smith attı. Weiner Walzer yavrusu. 8, 5, 6 çok ön planda. Artı 2'ye geldiğimiz zaman 3 numaralı Jador Gökhan Gökçe ile ve 4 numaralı Lady Rüzgar Görkem Özçelik de burada değerlendirmeye alınabilir arkadaşlar. Zor bir ayak aslında baktığınız zaman ama 8, 5, 6 ön planda, 3 ve 4 arka planda dedik. Evet, 7. ve son koşulu. 6'nın son ayağı. Akşam 21.30'da handikap 15, 4 yaşlı Araplar 1300 metreye çıkacaklar. 16 tane safkan var burada. Şimdi burada şöyle bir durum var. Normalde 6 tane at yazıyoruz buraya. Burada öncelikle Vedat Abişimli Yelkan'ım arkadaşlar. 4 numara. Bu normal şartlar altında arkadaşlar bu koşuyu kazanması lazım. Yani burada şimdi küçük kuponlarda alternatif bankoyu burada kullanıyoruz. Yani alternatif banko bir safkan bu Yelkan'ım. Ancak burada biz şarlatana da o bindiği için, Vedat Abiş bindiği için, ki Vedat Abiş arka arka da kazanabiliyor. Burada tabii ki böyle bir strateji de olabiliyor. Yani bugün biraz zorlanabilir ama burada 4 numaralı Yelkan'ım ilk atımız, 7 numaralı Alkattan Cemal Paso ile İkinci atımız, 1 numara Prenses Lina, 2 numara Dobby Gökhan Yıldız'la Gökhan Gökçe, 5 numaralı Madiyan Mehmet Kaya ve 8 numaralı Ersavaş Adem Aslan'la arkadaşlar. Adam burada Karacalar falan var. Bunları dediğim gibi eğer bunların AGF'leri yüksek çıkıyorsa yazarsınız arkadaşlar. Yani AGF biri bu lambaları bizden neden yazmadığımızı sormayın. Yazın. Biz yazmıyorsak yazmıyoruz. Ama siz eğer yazmak istiyorsanız yazın. Onda bir sıkıntı yok. Dediğim gibi burada 4 numara ilk atımız. Arkasından 7 numara ikinci atımız. Alkattan Cemal Paso'yla. Arkasından da 1, 2, 5 ve 8 numaralı safkanlar dedik. Varsa sizin hatırınızda yazın dedik arkadaşlar. Evet. Her gün 5 yarış programını değerlendiriyoruz. 2 yarış Türkiye'den, 3 yarış yurt dışından. www.maxsporttahmin.com'dan da arkadaşlar bizim ücretsiz olarak yenilenen şablonlarımızı, yani gün içerisinde yarışlardan birkaç saat evvel ücretsiz üye olarak izleyebilirsiniz. Evet, Veli Efendi ile ilgili görüşlerimiz burada sona erdi. İstanbul programı bu. Rast gelsin diyelim. En çok ihtiyacı olan arkadaşımız ilk o kazansın diyelim. Evet, iyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Adana ile ilgili videomuza yayında şu anda yabancı yarışları da takip ediyorsunuz. Bir sonraki yarış programında görüşmek üzere. Herkese bol şans diliyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın.